Herkese merhabalar. Evet, gün saat ilerledi. Biraz da yorulmuş olabilirsiniz ama çok hızlı bir şekilde aktarmak istediklerini aktaracağım. Cuma Bey'in sunumu çok heyecanlıydı, çok eğlenceliydi. Ben biraz daha işin iş dünyası boyutuna dikkat çekmek istiyorum. İsmim Burak Akusta. Global IT'de Cloud Engineering Direktör olarak görev alıyorum. 25 yıldır yaklaşık bu sektördeyim ve bütün teknik kadronun da içine yer aldığı ve cloud mühendislerinin içine yer aldığı ekibin yöneticisiyim. Global IT ile daha önce yolu kesişmemiş olanlar için kısaca biraz bahsedeyim. 2006'da kurulmuş bir şirket Global IT. Tamamen Google Cloud ve Google teknolojiler üzerinde uzmanlaşmış bir kadroya sahibiz. Bugüne kadar 3500'den fazla dönüşüm projesi gerçekleştirdik. Google Workspace, Google Cloud Platform, Google Maps ve kendi ürünümüz olan Viol çözümleri özelinde bu transformasyonları yaptık. 750'den fazla müşteride cloud'a migration süreçlerini gerçekleştirdik ve 10 binden fazla tekil kullanıcının cloud deneyimini elde etmesini sağladık 17 yıllık süreçte. Birazcık daha cloud'un, yani günümüz, bugünkü konumuz biliyorsunuz cloud ve AI. Biraz da AI tarafına bakacak olursak aslında McKinsey'nin yapmış olduğu bir araştırmadan yola çıkarak aslında aktarmak istediklerimi size ileteceğim. Yapılan araştırmada özellikle AI tarafında gen AI teknolojilerinin satış ve pazarlama ekiplerinde yoğun bir etkisi olduğunu, yoğun bir kullanım alanı olduğunu gözlemliyoruz. Bu çerçevede yapılan araştırmada ne kadar bu teknolojileri kullandıklarını sorduğumuzda aslında %sel olarak baktığımızda %15, %20'ler, %40'lar civarında bir oranla karşılaşırken gerçekten kullanmak zorundayız ve ama kullanamıyoruz diyen kısımda %90'ları buluyor. Dolayısıyla aslında burada bir gap var ve belli ki bu profillendirme sonucunda da gen AI teknolojilerinin nerede nasıl kullanılacağı noktasında bir soru işareti oluşuyor. Buradan yola çıkarak aslında Google nezdinde baktığımızda 4 ana profille karşılaşıyoruz. Satış ve pazarlama departmanlarından farklı olarak aslında bunu genele yaydığımızda şirketlere baktığımızda büyük bir çoğunluğunun AI teknolojilerini, yapay zeka teknolojilerini daha keşfetme aşamasında olduğunu gözlemliyoruz. Bu şirketler genelde hafif hafif deneysel çalışmalar yapan, işte elindeki mevcut datayı inceleyen, assessment'ını yapan şirketler olarak gözümüze çarparken bu sayı gerçekten gen AI özelinde olgunlaşmış, belirli bir olgunluk seviyesine oturmuş şirketlere göre baktığımızda sayı giderek azalıyor ve gerçek anlamda gen AI disruptor dediğimiz teknolojiler aslında onlar seviyesine geliyor. On binlerce AI Explorer şirketten onlarca seviyeye kadar azalıyor bu gidişat. Buradan da yola çıkarak aslında demek ki hangi use case'i nasıl kullanacağını bilmeyen ya da buna ilişkin fikir sahibi olmak isteyen aslında on binlerce şirket olduğu gözümüze çarpıyor. Peki iş bu noktaya geldiğinde use case'leri nasıl seçeceğiz? Çünkü gen AI dediğiniz dünya kocaman bir dünya ve buradaki teknolojileri, buradaki servisleri dilediğiniz gibi farklı farklı alanlarda kullanabiliyorsunuz. Nereden başlamalısınız? Bu sorunun cevabı önemli. Burada da aslında önerdiğimiz yöntem 3 ana sorudan ibaret. Birincisi mevcut kullanım alanlarını daha önceden yapılmış olan pre-built dediğimiz use case'leri incelemekle başlıyoruz aslında işe. İkinci aşama bu use case'lerin kendi sektörümüzdeki, kendi dünyamızdaki müşterilerimiz veya iç kullanıcılarımızla ilişkin problemleri nasıl adreslediğiyle bir kıyaslama yapıyoruz ve bunları nasıl pozisyonlayabileceğimize bakıyoruz. Üçüncü aşamada ise en son aşamada elimizde bu veri, bu modeli gerçekleyecek veri var mı? Bu modelleri hayata geçirebileceğimiz veri var mı? Aslında bu üç sorunun cevabının kesişim küvesi bize gen AI teknolojilerini kullanmaya başlayacağımız noktayı gösteriyor. Bu yoldan hareketle aslında AI fırsatlarına, piyasadaki AI fırsatlarına baktığımızda çok farklı farklı endüstrilerde işte perakende sektöründen tutun da kamu sektörüne kadar birçok alanda gen AI teknolojilerini kullanabiliyoruz. İşte söz gelimi perakende alanında demand forecasting, yani bir talep planlaması yaparken, talep tahminlemesi yaparken
İşte finansal tarafta fraud, anti-money laundering, kara para aklama gibi sistemleri devreye sokabiliyoruz. Biz Global IT olarak aslında bu onlarca, yüzlerce, belki de binlerce oluşturulabilecek use case arasından kendimize bu use case'leri ana mihenk taşı olarak belirledik. Çünkü dönüşümün farkındalık ve istekliliğin bir kartezyen çarpımı, bir bileşkesi olduğunu inanan bir firmayız ve bu dönüşümü başlatmak için de mümkün mertebe bütün sektörleri kapsayabilecek nitelikte çözümler ürettik. Bunların bir kısmı Google'ın hali hazırda sunmakta olduğu servisler. Örneğin Kodi ile yazılımla uğraşan hemen hemen her sektörde yazılım var artık. Yazılım ekiplerinin işlerini kolaylaştırmayı sağlarken Retail Search ve Discovery AI ile biraz daha perakende dünyasında web sitenize giren, e-commerce sitenize giren müşterilerin aradıkları ürünlere hızlıca ulaşmasını sağlıyoruz. Yakın dönemde aktif ettiğimiz kurumsal çalışan robotu, az evvel İpek Yol'dan Şevket Bey'in izah ettiği ChatGPT'nin aslında Google karşılığı. Buradaki tek farklılık şu, dokümanlar daha güvenli bir şekilde oluyor. ChatGPT gibi public bir platforma İK dokümanlarını yüklemiyorsunuz. Daha konservatif ve güvenli bir platformda kalıyor. Diğer taraftan Translate AI zaten gün içerisinde birçoğumuzun kullandığının kurumsal boyutta olduğunu düşünün. Uluslararası bir firmasınız. 8-10 ayrı ülkede iş yapıyorsunuz. Farklı farklı diller. Oturup da bütün içeriğinizi, bütün materyallerinizi tek tek çevirmekle uğraşmıyorsunuz. Bunları servislerle yapabiliyorsunuz. Stok optimizasyon keza gene perakende tarafında ve en nihayetinde geldiğimizde ML Ops tarafında gerçek anlamda AI modellerini gerçekleştiren firmalarda, kendi AI modellerini yapan firmalarda veya makine öğrenmesi teknolojilerini hayatlarına adapte eden, kendi ekipleriyle yapmak isteyen firmalarda aslında bu ekiplerin gerçekten kendi kodlarına, kendi AI modellerinin geliştirilmesine odaklanmalarını sağlayıp bütün arka taraftaki operasyonel süreçleri, yani yazılmış olan modelin train edilmesi, valide edilmesi ve gerçek ortama taşınması noktasındaki tüm operasyonel süreci arkada yürüttüğümüz bir yapı var. Biz ürünlerimizde genelde %100 olarak arka tarafta Google'ın AI servislerini kullanıyoruz. Vertex AI, Gen AI ve Gen App Builder servislerini kullanırken sistemler arasındaki entegrasyonlarda da yoğun olarak LangChain teknolojilerini kullanmaktayız. Bu çerçevede neden Global IT diye baktığımızda az evvel belirttiğim gibi 17 yıllık bir deneyim var. Bilgi birikim ve deneyim var. Ve tamamen Google odaklı, Google teknolojileri odaklı bir firmayız. İki tane büyük uzmanlık alanımız var. Bu bağımsız bir denetim kuruluşu çerçevesinde edinilen bir gösterge. Ve infra ve workspace tarafında uzmanlığımız var. Çok değişik ve farklı şekillerde oluşturduğumuz danışmanlık paketlerimiz ve danışmanlık hizmetlerimiz yer alıyor. Biz genelde birlikte çalıştığımız kurumlarda baştan başa bütün yolculuklarında birlikte oluyoruz. Sadece bir ad hoc, bir çırpıda verilmiş danışmanlıkla değil, sürecin başlangıcından hayatlarını idame ettirmesi noktasına kadar bir arada çalışmalarımıza devam ediyoruz. Ve az evvel söylediğim gibi tamamen Gen AI, Google'ın sunmuş olduğu Gen AI servisleriyle çözümler üretiyoruz. Benim aktaracaklarım bu kadar. Sorularınız olursa dışarıda standımızda bekliyor oluruz.